Ben şimdi böyle hani üst üste gidiyorum ama tabii ki buradaki yeterli değil. Kızlar rendelemişler. Gözenekler için güzel bir sıkılaştırıcı yapayım ben size. Benim gözenek açıklığı Evet. vardır. Oradan bir tane büyük rende vardı arkanızdaki Ne dolaptan. istediniz? Rendeyi alayım ben. Rende. Evet. Hemen. Burada benim. Oraya mı gittin? Evet. Evet. Şunu da biraz şöyle sıyırayım. Yeni Evet. tabak da verebilirim. Olabilir. Yeni tabak vereyim ben Tamam. size. Bunları alayım. Ay bunu da Van'da bir kahvaltıya gittim. Biliyorsunuz Van'ın. Bakın bu düştü. Bu sizin kısmetiniz. Nereden düştü? Bileğinizden. Bileğimden düştü. Ay Siz Allah'ım onu nazarlardan korusun. olsun. Bir kahvaltı evinde bir amca hediye etti. Ay. Çok ona buradan binlerce Nazar teşekkür değmesin size. ediyorum. Allah'ım kimseye nazar O, değmesin. onu siz takın. Ay benim Evet, nasibimmiş. nasibiniz Çok sağ olun. sizinmiş. Teşekkür ediyorum. Evet, ben Bey teşekkür amcam ediyorum. Van'da verdiniz İstanbul'da Ezgi'nin yerine geldi bana nasip oldu gördünüz mü? Vallahi öyle. Hakikaten kime niyet kime kısmet. Yusuf amcaydı galiba, Yusuf Bey evet. amcam Evet. selamlar Siz saygılar. kesin oraya gitmişsinizdir yemek yaptığınız Bana gitmedim dönemde. açıkçası. Gitmediniz mi? Evet. Aa, çok büyük kayıp. Çok güzel bir yer var. Bana gidemedik, nasip olmadı. Gerçekten bu ilk defa utandım. Ne kadar büyük tarihi yerler. Ne güzel bir göle deniz diyorlar. Zaten o kadar büyük Van Gölü ki. tabii Türkiye'nin en büyük gölü. Evet, çok güzel bir yer. Şimdi gözeneği olanlar, daha doğrusu iri gözenekleri olanlar, hepimizin Evet. gözenekleri var. Ama birazcık böyle dişli dişli çıktığı zaman rahatsızlık verebiliyor. Gözenek sıkılaştırıcı doğal bir tarifimiz var. Bir tonik hazırlayacağız. Evet. Ki gözenek sıkılaşması olmayan yani ona ihtiyacı olmayanlar tonik olarak da tercih edebilirler, değil mi? Valla bu biraz az yaptı ama hakikaten şöyle de yapabilirim ben bunu. Bakın şöyle Doğrayalım, yapıyorum. evet. Bunu güzelce böyle doğrayacağım. Zaten az önceki tariflerde de limonun çok iyi gözenek sıkılaştırıcı olduğunu Kesinlikle. söylemiştiniz. Mesela limondan size eldeki lekeler için de spontane bir şey yapacağım. Elinizi bir yıkayın bakalım nasıl oldu? Olmuştur, değil mi? Evet. Da-da-da-dan. Evet. Şimdi. Greyfurt'un kabuğunu da rendeledik. İçine attık. Bir limon hem kabuğu Evet. hem içi. Mandalina kabuğu. Bütün C vitaminler. Evet. Portakalın kabuğu. Hepsi C vitamini. Burada bir tane mandalina duruyor. Onun da kabuklarını atalım şöyle. Portakal, mandalina, greyfurt hepsi. Evet. Mesela greyfurtu sıkıyoruz değil mi? Kabukların içine biraz tuz koyup Ezgi'cim banyodayken topuklarınızı törpüleyebilirsiniz. Aa. Evet. Topuklarınız mis gibi olur. Güzel. Her dakika bir formül. Evet. Zaten çok fazla soru da geliyor, onları da soracağım size. Tamam. Siz yazıyorsunuz, sorulmayacak sanmayınız, Evet. Ezgi iletecek. O nedir? Bu da efendim damıtık su. Ne su? Yani ütü suları var ya Ha ütü. evet. Bunda bozulmuyor işte. İlla ütü suyu olacak. Evet. Çünkü diğer sular bozulabilir, bu bozulmaz. O zaman bu toniği ne kadar süre kullanabiliriz? Bu tonik yarın oldu bile. Bakın. Şimdi size Turşu gibi vereceğim. Bir koklayın hazırlattım. bakalım. Aynı turşu gibi. Koklayın. Ay çok güzel kokuyor. Mesela Limonata için. bunu buz kabına dökersiniz. Dondurursunuz. O bir tane kapsülü yüzünüzde dolaştırdığınızda muhteşem bir sıkılaştırıcı. Ben limonla yapıyordum. Mesela bunun içinde Evet. hepsi var. Hepsi var. Çünkü hepsi birbirini tamamlıyor. Yazın çok güzel oluyor. Muhteşem oluyor. Ya da bir şişeye boşaltın. Soğuk soğuk buzdolabından çıkarın. Ya püskürtün ya da silin. Gerçekten bozulmuyor. 15-20 gün kullanabilirsiniz. Harika. Ama Evet. yarına kadar ağzı kapalı şekilde mi Evet, kalması kalırsa gerekiyor? iyi olur. Dur bunu Elinizi bir. merak ettim. Elim yumuşacık oldu. Öyle mi? Ay lütfen. Tamam. Nasıl? Şöyle. Ay evet. Kızlar. Muhteşem. Şöyle. İpek ipek. Bebek cildi gibi cildim var canım. Hayır şöyle Elinize dönder sağlık. bak ne kadar Çok hoş. güzel değil mi? Ay bakar Rengi mısın? bile güzel oldu. Bakın. Evet.
Benim evet. diye demiyorum. Siz de yapın. Evet, sizin yapın. De olsun değil mi? Kesinlikle. Çok da kolay ekonomik bir tarifi vardı. Evet. Avokado, bal. Evet. Ve limon damlası hanımlar. Şimdi sivilceye ne yapalım? Ha, yavaş bak, bu, yavaş. Bunu gidelim. Sivilce için de kullanabiliriz. Bu normalde tonik. Her cilt tipine uygun. Belki çok kılcal damarlar yüzeyde olan insanlar, hani nasıl diyeyim size, hassas, çok duyarlı, o zaman onları kullanmayabilir, gülden yapabilir. Hani gül yapraklarını yine aynı suya koyabilir, bir 15 gün cildini onunla silebilir. Muhteşem bir şey oluyor. Harika. Bu. Temizleyeceğiz cildini. Özellikle makyaj yapanlar güzelce temizleyecekler. Ama bu makyajı silmez. Bu sıkılaştırır. Sıkılaştırır. Temizledim. Ama makyaj için ne yapalım? Ne yapalım? Varsa salatalık yapalım var, hemen. Var salatalığım var. Süt ve salatalık. Sütüm var mı? Bakın spontane gidiyoruz. Var. Evet. Bunları ben hazırlayayım. Bunu reklamdan sonra yapalım. Tamam. Olur tamam. Mu? Tamam. Niçin tamam, hazırlayacağız tamam. bunu? Makyaj temizleyicisi. Makyaj temizleyicisi. Çünkü sütümün markası var. Evet. Makyaj yapanlar için doğal makyaj temizleyici hazırlayacağız hanımlar. Onu evet. da söylemek isterim reklamlardan sonra. Çok güzel bir tonik hazırladık. Bunun kapağını kapatacağız. Bir gün bekleteceğiz. Ertesi gün itibariyle 15 gün içerisinde her evet. gün cildimize uygularsak gözeneklerimiz sıkılaşacak. Daha güzel bir cildimiz olacak. Hatta buz kabına döküp dondurabiliriz. Her gün bir tane yüzünüzde dolaştırdığınızda makyaj öncesi cildiniz dinamik ve güzel olacak. Makyaja hazır olacak. Ütü suyu çok çok önemli değil çok mi bunda? Çok önemli çünkü onun kalıcılığını, uzun süresini arttırıyor. Cilde bir faydası var mı ütü tabii, suyunun? Tabii damıtık su. Damıtık su. En iyi su. En iyi su. Şimdi Nisan yağmurları geliyor mesela. O yağmurları biriktirin, hem şifadır hem saçınıza, cildinize inanılmaz gençlik iksiridir. Ama temiz yağmur suları. Gül suyuyla yapabilir miyiz? Gül suyuyla da yaparız ama... Gerçek gül suyunu da damıtık suyuyla yapıyorlar. Yani gerçek gül suyu yoktur aslında. Çok zor değil mi? Çok aynen zor. Öyle. Yani bir ton gülden bir kilo su çıkıyor. Nasıl oluyor? Bir bey amcam vardı. Evet. 70 küsür yaşlarındaydı. Ben yaklaşık bilmiyorum 8-9 yıl önce Isparta'da çekimini yapmıştık ve bir tane kalmıştı. Çok özel canım. Böyle tahtalardan, ağaçlardan bir damıtma aleti vardı. Evet. O zaman tabii uçakla da getirilebiliyor. 5 kiloluk bidon. Ben havalimanında elimde bidon. Herkes soruyor Ezgi Hanım o ne diye. Gül suyu. Evet. Çok kıymetli çünkü. Çok onu kıymetli. Çok uzun zaman kullanmıştım ama artık hani o kadar doğalını bulabilmek, çok güzel gül suları var ama o evet. kadar doğalını bulabilmek mümkün değil bilmiyorum. Dediğim gibi gülleri koparıyorsunuz. Aynı bu şekilde damıtık suda yapıp gül suyunuz hazır. Biraz daha kokusu olsun istiyorsanız gül esansı koyabiliriz ya da bir çubuk tarçın koyabiliriz. Anladınız mı? Çubuk tarçının cilde faydası nedir? Tabii yani cildin metabolizmasını hızlandırır. Aa. Cildimiz zaman zaman şişmiyor mu? Evet. Mesela diğer türlü de ananas. Ananasın suyunu yine aynı şekilde buz kabına koyup yüzümüzdeki şişliği yok edebiliriz. Şiş deyince genelde biz bir gözümüzde mesela bir çay koyarız falan. Çay koyalım ama bunu da yapalım. Ananas ya da ananası küp küp keselim. Evet. Ondan sonra bir çubuk tarçın, biraz karanfil, hoşaf gibi kaynatın. Onu için içten ödeminizi atar. Ay ödemim çok oluyor. Evet. Dur, unutmayayım onu. Ben neydi? Bu denenmiştir ama evden çıkmayın o gün. Tarçın ha, öyle ve mi? Karanfil. Evet. Karanfil. Çok fazla ödem attırıyor. Ödeme olanlar için ananas, tarçın, karanfil aklınızda bulunsun. Doğal evet, makyaj temizleyici arkadaşlar. Yapacağız.